Yani benim bugüne kadar yaptığım en ilginç yüzleşme, açık söylemek gerekirse. Yani aynen, çok yayın yaptım. Yani her gün şaşırıyorum gerçekten. Ve size de çok şaşırıyorum ve inanamıyorum. Yani izleyiciler de öyle. Ispartalı anne babadan ekranda zaten görüyorsunuz, Fatma'dan ve kocası Mustafa'dan bahsediyoruz. Evlatları... 4 tane çocukları var. En büyük evet, kızları 15, çocukları 15 yaşındaki Şükür Türkan 15 Şubat 2014 yılında kayıplara karışıyor. Biri kahrından konuşmuyor. Biri de diyor ki ben o zamanki Fatma değildim, şimdi 10 yıl sonra konuşmaya karar verdim. Hayır, Fatma 10 yıl sonra birdenbire konuşmaya karar vermiyor. Bunu da hakkını teslim edelim. Her şeyi çok net bir şekilde söyleyelim. Fatma konuşmuyor. Ne zamanki oğluyla olan telefon, kocasından ayrılıyor. Kocası onu evden kovuyor. Kardeşinin yanına Antalya'ya gidiyor. Oğluyla olan telefon görüşmesine kardeşi Süleyman tanıklık ediyor. Ama bu arada bütün herkes biliyor mu meseleyi yani? Fatma'nın bütün akrabaları biliyor. Ben şöyle düşünüyorum. Ya Mustafa benim ailem bilmiyor diyor ama yani öyle ya da böyle bu kızın ortalıklarda olmadığını, başına ne gelip gelmediğini biliyorlar mı bilmiyorum. Ama bence Mustafa'nın annesi babası da biliyor. Abileri de yani orası küçücük bir yer ya, Isparta'da. Nasıl bilmezler, gözünüzü seveyim ya. Bana şunu söyler misin? Benim özellikle Mustafa'nın o gece saat tam olarak kaçta geldiğini hatırlıyor musun? 15 yok, Şubat 2000. Sadece 12-1 arası geldi. Onu hatırlıyorum sadece, başka 12-1 arası geldi. Evet, oralarda. Peki kendinde miydi? Sinirli miydi? Alkol almış mıydı? Yok, alkol malkol bir şey yoktu. Üstünde... Ben şu yaşıma geldim, girelim. Alkol kullanmış mı? Sor bakalım. Kullandı mı? Sinirli ya, sinirli değildi dedim. Sadece sakin gibi beni kaldırdı. Çok soğuk yani, anlamı. Sinirli vardı. Neden sinirli vardı? Kız beni şeyle kaldırdı ya. Yani kızı kaybetti, koyup da gittiğinden şeyliydi yani, eve geldi gelmedi diye beni zaten sinirle kaldırdı. Yani seni sinirle kaldırdı. Sinirle kaldırdı canım. Sen bu konuştuklarına kendin inanıyor musun? Sinirle kaldırdı, bir de ben dışarı çıkınca zaten oturduktan sonra, ben eve girdikten sonra bağırmaya başladı zaten. Yani sen kızı dışarı gidiyorsun, belki bir yerde sinmiş ya bir şey. Ya ben sana böyle bir kelimeyle konuştum da sen cangaraya niye çıkamadın, niye saldırmadın bana? Sana soruyorum, niye hiç saldırmadın bana? Kalk lan bir yürü lan çabuk, bu çocuğu bu kadar niye saldırmadın? Başka boş, boş kapıyor. Niye saldırmadın şey bana? Yalan söylüyor, başka hiçbir şey değil. Her şey sen doğru yani, söylüyorsun değil mi? Boş yapıyor, başka bir sen şey değil. Sen doğruyu söylüyorsun değil mi? Kız bile aramıyor, Didem Hanım. Bütün sülalenin kendin gibi benzettin bütün sülalenin. Onun derdi başka bir şey. Derdi ne? Başka bir şey onun derdi. Başka ne derdi, ne olacak Mustafa'nın? O yaşamak istiyor yani. Buradan sonra çıkıp da yaşayacağını sanıyorum. Hayatını yaşıyor, şu sevgilisiyle, şu anki sevgilisi hayatını yaşayacağını düşünüyor. Aynen, öyle düşünüyorum. Mustafa sen kızını en son ne zaman gördün? 15 ben Şubat'ta. 3 ay öncesi veya 4 ay öncesi gördüm ben ya çocuğu ya. Bu düğünde mi gördün en son? Bir düğüne gidiyorsunuz ya halasının. Yok, Isparta'ya gittikten sonra gördüm. Şey, Isparta'ya giderken gördüm ya. Isparta'ya giderken gördün? Aynen. Nasıl Isparta'ya giderken gördün? Ya ben iş bulmaya gittiğim zaman, bekçilik yapmaya gittiğim zaman gördüm ben ya. Ya sen ne zaman gittin bekçilik yapmaya? Ya 3-4 ay öncesi gittim. Düğünde o zaman en son gördün. Yok ya, düğünden ben... önce gördün. Ha, düğünden düğün, önce düğün gördüm Temmuz'da. Ya. Hı. Yok, düğünden önce değil. Ben düğünden sonra gittim oraya. Düğünden sonra gitmedim bana. Düğünden sonra gittim oraya. Ben bilmiyorum. Ben iş gittiğimi bilmiyorum. Sen düğünden burada sonra demedin mi burada? Burada demedin mi bekçilik yaptığın yerde diye? Dün burada demedin mi? Tamam, hiç... Ya dedim ama bak, ben en son ne zaman gördün? Ya ben Isparta'ya gittiğim zaman gördüm. Şubat'ın 14'de 16'sına gitti yani. 16'sına gitti. Başka hiçbir zaman işe gitmedi. Yani düğünden sonra evde miydi Mustafa? Evdeydi. Hiçbir yere gitmedi. Isparta. Isparta bakayım beni. Daha Isparta Allah, merak etme sen. Isparta'sın ha. Her şeyi. Benim çalıştığım adamın adı, soyadı, şirketin evet, adı, inşaatın adı, her şey var. Çünkü sigortalı olmadığın için her şey var, her şey. Ya, onlar da çıkarlar. Ya ben çocuğumu kaybettim de. Ne zaman ayrılır mısın? Ne zaman bizim odaya çıkar? Benim yüzüme bak. Şuraya bakma. Benim yüzüme bak bir. Kızın en son ne zaman bak, gördün? Bak 15 Şubat'ta 2014 yılında Isparta'ya göçünüzü götürüyorsunuz. Şey köyden göçüyorsunuz merkeze. Doğru. Tamam mı? Tamam. Geleceğim ona da. Hı. Sen o yani olaydan ne kadar süre önce kızını gördün en son? Ya ben en kötü hatta 3 ay öncesinden gittim. 3 ay? 3 ay. Hı. Bak şirkete çalıştığım resmini ismini hepsini hiç araştırın. Hiç gelip gitmedin mi köye? Gelmedim. Gelmedim. Niye? Ya zaten evli jandarma... Sigortalı mıydı girdiğin iş? 3 ay yok, önce. Yok, sigortasızdı. Ya benim icralarından dolayı benim bankaya param, sigortam yatmadı. İyi de varım, para biriktirdin demeden önce. Bir kısım 15 gün yatırdılar. Para biriktirdin mi demişler? Geldiği zamanlar para biriktirdin de parayı şey ettiğimi gettiğimi demedi mi? Borçtan ödeyeydi bu paralarla.
Ya Mustafa siz apar topar Isparta'ya niye gittiniz kardeşim? Mustafa... Kutlamayı nasıl kaldırttırdım ya? Parayı ödemedim ben. Mustafa bana bak. Bir sene sonra. Bana bak. Neden apar topar Isparta'ya gittiniz? Apar topar gittik diyor. Apar topar mı apar topar değil ya. Ben de bir ay öncesinden, 10 gün, 15 gün öncesinden, bir ay öncesinden evi tuttum. Bir ay öncesinden. Üstüne... Haberin var mıydı bir ay öncesinde ev tutulduğunda? Beraber gittik. Amca kızı diye yattık. Yani beraber. Kimin yaptın? Göçü götürdükten sonra hayır, mı evi göçü tuttunuz? Hayır, göçü götürmeden iş bulmaya gidiyoruz ya. Hı-hı. İşi bulduktan sonra evi de ayarladık. Ondan sonra köye gittik. İşte eşyaları hazırlayıp Isparta'ya dönecektik. Yani bunların hepsi bir 20 gün içinde, bir hafta içinde mi oldu? İşte bir ayın içinde oldu. Bir ay içinde oldu. Evet, bir ay içinde hepsi bir yer oldu. Yani sen hamile olduğunu söyledikten sonra bunlar evet, gelişti. Hepsi aynı anda, hepsi bir anda oldu. Yani Mustafa'ya babasına çocuğun hamile evet. olduğunu söyledikten sonra... Evet, ondan sonra toparlandık gittik. Şimdiye evet. kadar niye demedin de bugün diyorum bu kelimeyi? Baban mı akıl beydi? Başka bir şey değil. Baban mı akıl beydi? Ha. He? Niye bunu buraya ilk sen çıktığın zaman söylemedin bu kelimeyi? Çalışmadığına. Burada biri öncesinden söyledin dedin ya. Her şey araştırılıyor. Çalışmadı. Hiç çalışmadı değil mi? Sadece o gün işte Şubat'ın 16'sında işe yani eşyayı götürdük. O günden sonra kayboldu yani. İşe gitti mi? Gitti. Yani başka bir şey yok. Yani ondan önce çalışması malışması hiçbir şey yok. Nereye biz de aynı gittin? Biz de İsparta'ya gittik. Nereye biz de kayboldun gittin? Nereye kayboldun yani gittin? Çocuğu evdeydi. Hep evdeydi yani. Evdeydi. Sen de evdeydin. Ben de evdeydim. O da evdeydi. Yani hiç bir yere işe gitmedi. Kızın anca, hamile olduğunu şüpheleniyor. Baba kafa bularsın. Hamile, dikkatli hatırla. Hamile olduğunu Mustafa'ya söyledikten sonra mı bütün bu olaylar arka arkaya? Bak çok önemli bir mesele evet, bu. Dedim. Evet aynen. Yani hepsi arka arkaya geldi. Yani Isparta'ya gitmemiz, ondan sonra çocuğun doktora götürmesi falan aynı anda. Sen çocuğun hamileliğini fark ettiğinde çocuk nasıl, yani kaç aylık hamileydi? Üf, 15 yaşında ya. Didem Hanım bu hamile olmaları, bilmem çalışmadı, bilmem aynı anda oldu, hepsi iftira. Şimdi Meryem dedi ki senin amca kızın, onun da işte ikinizin de arkadaşı, onun da kuzeni. Çocuk banyo yaptığında, Şükür banyoya girdiğinde, Fatma da onunla beraber giriyor muydu banyoya? Ben yoğudum ki evde ne bileyim ben. Hayır daha önce ya daha önce çocuklara. Devamlı kendi yıkattırıyordu çocuğu. Kendi yıkayıyordu. Ha, bu kendisi yıkıyordu. Tabii ha, kendisi yıkıyordu. Ya bir yok, çocuğu yıkayıyordu. Hayır. Ben... Nasıl bir çocuğu yıkamadım diyor. E keselemek için bilmem ne yapmak için giriyorsundur canım. Girmiyor musun annesin yani? Keseye falan da mı girmiyorsun? Hayır dedim. Çocuk kendisi yıkıyor. Hayır. Ya çocuk da biraz. Yalanmış ya. Çocuk o mu yıkıyordu? Ya o gün de amcasının kızı demedi mi? Böyle amcasının kızı öyle dedi. Nasıl işe gittiyse onu da yalan konuşuyor. Başka hiçbir şey değil. Çocuklardan haber olmayan şey. Ya Didem Hanım bak benim 15 yaşındaki çocuk normalde ya. Kendisi banyo yapar ama sırtını keselemek için yok, ya da vesaire yardımcı olmak için. Hayır. Ha? 15 yaşındaki çocuk annesine gösterir mi geldiğini? Sırtını keselemek sen için. Sen şüphelendin de hamile oldun şüphelendin de banyoya girdiği zaman niye bir yanına girmedin? Yalan konuşuyor Didem Hanım başka bir şey ben değil. Ben mi yalan konuşuyorum? Doğrusun sen doğrusun ben yalan konuşuyorum ortalıkta. Havaya bakma havaya bakma bana bak. Ben yalan konuşuyorum. Bana bak bana. Ben senin suratını görmek istemiyorum. Senin suratını... Konuş da. Ben suratını görmek benden, istemiyorum. Benden ayrıldıktan sonra benim yüzüme bakma. Fatma bir şey söyleyeceğim. Bedeninde değiş... Ben kafayı buluyorum. Ben bak sıra kafa buluyorum. Başka bir şey etmiyorum. Doğruyu konuş bana. Kafa İftira buluyorum. Etme. Kafa. Doğruyu konuş. Hiç kusura bakma. Ben doğru konuşuyorum. Doğruyu konuş. Sensin ya yalancı. Ben yalancıyım. Sen ben kendime yalancıyım. Ben yalancıyım. Ben mi yalan konuşuyorum? Sana değil. Başka bir şey değil. Doğruları konuş. Doğruları. İftiralar bana diye gelemezsin. Bu iftiralar benim üstüme gelemez. Seninkine doğrusun. Seninkine iftira atıyorsan. İftira atıyorsan bana karşılığı vardır. Bana delillere gel. Öyle. Bana delil göster. Merak etme deliller hepsi şişecek. Fatma bana bakar mısın? Şimdi sen çocuğunun istismara uğradığını ya da cinsel istismara uğradığını ya da başına 15 yaşındaki çocuğun birinin bir şey getirdiğini söylüyorsun. Aynen. Kendi rızası olmadan, rıza olmaz zaten 15 yaşında çocuk da. Yok rızası. Şimdi bana şunu söyler misin? Şimdi fiziksel değişiklikleri sonra görme karnı böyle şişmeye başladığı anda fark etmişsin. Ama öncesinde şimdi bu çocuk eğer biri tarafından taciz ediliyor, biri tarafından istismar ediliyor, biri tarafından kötü emelleri için kullanılıyor. Yoksa eğer bu çocuğun psikolojisi nasıldı? Durgun değil ama aynı. Önceden çok durgun değildi, sonradan mı durgun yok, oldu? Yok aynıydı. Fark eden bir şey yoktu, aynıydı. Ya ben şüpheleniyordum yani, da çok... ondan tutup da niye bir banyoya götürmedin? Niye banyoya götürmedin? Saksikalıktan başka bir şey değil. Ben götürmesem beni de çağırıyordu doktoru beraber götürelim diyeydi. Benim aklım çalışmadı. Niye geldi demedi beraber götürelim doktora diye. Sen gidelim dediğinde ben götürmedim mi seni? Ha, böyle iftira atıyorsun sen böyle. Niye araba çağırıp da beraber götürelim demedi, demobilet attı gitti. Niye araba çağırmadı, bir adam daha çağırmadı başına. Ya bak, bir dediğin tutmuyor bak. Hiç ben hepsi bir tutuyor. Ben baştan beri aynısını söylüyorum.
Aynı mı söylüyorsun? Aynı söylüyorum. Sen gibi sahtekar. Sen ben hadi ben de gelen dediğinde ben seni götürmedim mi? Sen diye yedin o zaman. He? Ben demediysem sen diye yedin götür. Silah mı dayadım, diye. Bıçak mı dayadım sana böyle iftira atıyorsun? Sen diye yedin götür gidelim. Bu iftira olarak bana gelemem. Arkadaşlarımla beraber gidelim diye yedin. Bana iftira atak abi, karşında bir ispatlaman lazım bana. İspatlayacak abi. Ama ben her şeyin ispatlayan burada. İspatlayan, yalan çıkan. Bana ispatlayacaksın. Hani ispatlanın, ispatlanın nerede? Nerede? Hani benim sevgilerim. Ben her şeylerini ispatladım burada. İspatladın. Daha şurada elinden bu yana. O bu bankadan gelen gelen bir şey yok. Nasıl ben kimseyle buluşmam baktınız? Yok. Sadece mesajlar. Hiçbir şey yok. O bu bankadan nasıl birbirinizin yüzüne baktınız siz? Babası gelecek birazdan ama sen benim önce merak ettiğim bir dakika. Sen nasıl baktıysan milletin suratına ben de öyle bakmışım. Ben bakarım, benim alnım açık. Senin alnın açık, zaten açık alnın. Ben bu suçlu olsaydım benim arkamdan gelen olmazdı. Aynen, kimse yok ana bak, arkamda. Bak benim hiçbir çevrem, hiçbir dostum, amcalarım, memnunum, hiçbiri benim tırmanı açmıyor bak. Niye? Küsüm. Küsüm. Ya ben bu hata yapmışımdır, onunla hata yapmışım, kavga etmişsiniz, küsmüşsünüzdür. Sen burada her şeyi biliyorsun. Bir saniye, bir dakika, merak ettiklerimiz var. Bir dakika lütfen.